Dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Mount & Blade Warband bölümüyle karşınızdayım. Cihat ve Haçlılar modunda yeni bir bölümdeyiz efendim. Ve biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde Cihat ve Haçlılar modunda Selçuklu Devleti'ni ilerletmeye devam ediyorduk. Hatta biz gidip Selanik'i Haçlı Devleti'nin elinden almıştık. Sonrasında Bulgaristan İmparatorluğu buraya gelip ele geçirmiş. Bulgaristan İmparatorluğu'nun kısa vadede Kaffa'ya ya da burada bulunan Azov Kalesi'ne saldıracağını düşünüyorum. Ama şu an için herhangi bir hareketlilik yok. O cephede bir hareketlilik gerçekleşene kadar ben burada Haçlı Devleti cephesini ittirmeye devam edeceğim. Zira Haçlı Devleti'nin son 3 toprağı kaldı dostlar. Tayre Kalesi, Gazze Kalesi ve Akre Şehri. Buraları aldıktan sonra Haçlı Devleti'nin sonu gelecek. Umarım bu Haçlı Devleti'nden kopan lordlar bizim yanımıza katılır ve Selçuklu Devleti bir parça daha gücüne güç katıp güç kazanır. Gücüne güç katmaya geldik. Görüşürüz bebeğim. Hayır, şimdi efendim Beyrut, Trablus buralar ele geçirildi. Buralar henüz bir lorda atanmadı. Ki zaten biz fetih işlemlerini gerçekten çok hızlı gerçekleştiriyoruz ama bunun karşılığında padişah bu kadar rahat karar alamıyor. Örneğin bakın alınan Adana Kalesi hala kimseye bahşedilmedi. Antakya, Antep Kalesi. Ulan hakikaten buralar niye kimseye verilmemiş? Daha buraları alalı bayağı da oldu. İzmir'i sanırım padişah kendisi aldı sevgili Alaaddin Keykubat. Konya benim, Kayseri benim. Adana ve İskenderun'u da istedim sanırım ama verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Neyse haydi bakalım Tayre şehrine gidelim ve ordularımızla şehri dümdüz edelim. Varsa tabii sağda solda bir fight onlara da katılırız. Aa merhaba. Hocam fight mı var ne var? Çiftçilere mi daldınız abi? Çiftçilere mi daldınız hocam? Okey. Hemen şu adama yardıma koşalım. Nereye kaçıyorsun? Nereye? Bununla aramdaki ilişki %100. Kardeş maalesef senin canını okumak zorundayım. Sadece 17 askeri mi var adamın? Ah be abi. Oğlum bu adamların ordularına ne oldu? 47 askeri var gözükmüyor muydu? Ya adamın 47 askeri var gözüküyordu. Demek ki ben yanlış gördüm. YouTube'dan izleyen sevgili dostlar bu arada beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim efendim. Bu savaşa elle girelim adamlar 180 kişi gözüküyor. Minik savaşlara böyle adamları tıkır 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 yolluyorum. Büyük savaşlara da kendim giriyorum. Oğlum bu ne? Aa ben atı değiştirdiydim ya. Arkadaşlar bakın bir Selçuklu lordu. Tipik bir Selçuklu lordu abi. Ay çok iyi ya. Yemin ediyorum Selçuklu'nun içindeki imposterım ya. Kimse de çıkıp demiyor mu? Hacı abi sen ne yapıyorsun? Hani bu hal, bu kılık, kıyafet ne? Bizim can bir yerde acayip azalmış ve babalara gelmiş vaziyetteyiz şu an. Kimse demiyor galiba. Agacım sendeki bu hal, hal değil. Sendeki bu kılık, kılık değil. Sen ne yapıyorsun? ...80 armoru var bu arada. Yani at zırhı olarak... ...şu an bu modda kullanabileceğim en iyisi bu. Şey yaparım, değiştiririm ama ya. Halk gibi bir şey gözüküyordu ama bunun şeyinde, satın alırken. Ben taht gibi bir şey taşıyacağımı zannettim. Radar, Haçlılara katılsam sırıtmazmışım ya, gerçekten. Ya Haçlı lordu olurmuş yani benden. Şu an hani imposter gibi duruyorum. Haçlıların arasına girmiş casus. Hocam bu arada Haçlı Devleti'nin sonunu getiriyoruz yavaş yavaş. Bir iki tane kalemale kaldı ya. Onları böyle aldığımız vakit bu adamlar da tarih sahnesinden silinecek. Sonra Bulgaristan İmparatorluğu'nun üzerine doğru gideceğiz. Gidin öyle abi çaktırmadan devam. Çaktırmadan devam hocam, çaktırmadan.
Ama çok yavaş. Yani bir at olarak kullanılmak için gerçekten çok çok yavaş. O yüzden sanırım at olarak kullanmayı çok tercih etmeyeceğim. Büyük ihtimalle Fatih'in ardından değiştiririz. Bir anda Selçuklu'yu satıp Haçlılarla comeback. Abo. Abo. Aa, ben böyle bir şey yapmak istemiyorum ya. Şu an gayet güzel gidiyor böyle. Üst durumumuzla ilerleyelim serimizde. Ama Samet Efendi bir şey arıyor böyle. Bir farklılık arıyor ya. O niye oluyor biliyor musun? Bak mesela Samet. Genelde arkadaşlar da bu şekilde yani mesela yorumlarda falan adam diyor abi bir farklılık abi bir farklılık ama arkadaşlar hani gerçekten at yok ortalıkta. Evet. Gerçekten ortalıkta farklılık yapabileceğim bir şey yok. Hani oyunun sınırları belli, şeyi belli. Adam mesela konsept öneriyor diyor şunu şöyle yapabiliriz ya. Güzel düşünüyorsunuz eyvallah ama uygulanışı öyle değil. Hani böyle oyunun imkanlarının kısıtlı olduğunu bir yerde insanın fark etmesi gerekiyor. Harbiden oyunun imkanı kısıtlı şey konusunda. Bu gelişim konusunda. Ben bu şeyi iade ediyorum abi tahtı. Ya da Ymirya'ya vereyim ben bunu ya. Kendime yeni bir at alayım. Bunu Ymirya'ya vereyim kullansın. Canlı zırhlı haçlı atı. Ve ağır zırhlı hanedan atı var. Ağır zırhlı hanedan atı alalım diyeceğim. O da aynı. Ağır zırhlı haçlı atı. Canlı haçlı atı alacağım galiba. Bunu da Ymirya'ya vereceğim. 5 binicilik istiyor. Ymirya buna bok biner. Ymirya buna nereye biniyor? O normal beygir sürsün yeter. Kafi. Ötesini aramamak lazım. YouTube'da yayında değiliz dostlar. YouTube'la alakalı ne yazık ki. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa bizimkiler de şehri kuşatıyor. Helal lan. Gemiyle geliyorlar bak. Şu gelen Trabzon Rum İmparatorluğundan ama. Trabzon'dan da gelen adam var. Gelen Trabzon Rum İmparatorluğundan. E çok iyi. Tamam siz burayı hallederken ben de buradaki kaleyi halledeyim hocam. Siz şehri alın halledebiliyorsunuz değil mi savaşı? E siz şehri alın ben kaleyi alayım. Sonra geriye bir tane kale kalıyor. Hatta şöyle yapalım ben kaleleri alayım. Şehirleri de bizimkiler alsın. Oğlum ne oluyor? Hoppa. Aleyküm selam efendim. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Canlanın köpekler! Canlanın! Canlanın! Köpekler! Canlanın! Onurum, kesene bereket. Birader. Herkesi kılıçtan geçiriyorum bu arada. Adamların hiçbir şansı olmuyor hocam. Kale savaşı böyle diğerlerinden bayağı bir farklıymış ya. Ya baktığın zaman hani böyle kuşatma olmadı, bir şey olmadı. Gemilerden indik ve vuruştuk elemanlarla. 31 düşman öldürmüşüm, sıcı sıcı. Güzel rakam, bence artık kill almamalıyım. Şu kuşanan arbaletçiler çok iyi. Ben bu arada bu çifter silah kullanmaya bayıldım ya. Oo, az önce bir şey mi durdurdum acaba? Ok atışını falan mı durdurdum? Bizans'ın Samet abiye yapmak istediği. Kırbaçlıya kırbaçlıya.
Selamın aleyküm. Şöyle bir sakin sakin ilerlemeye devam hocam. Haçlı Devleti'ni bu bölüm bir sonlandıralım. Tarihe karışan diğer bir devlet olsun. Oo, tamam. Adamların kadro yukarıda bekliyor abi. Ya bence bu oyuna nazaran fetih haritası baya baya iyi. Ya kuşatma muharebelerine girdiğinde çeşitlilik var böyle. Sokaklardan vuruşa vuruşa geliyorsun buraya. Ki bence bu baya baya iyi. Şu hiç kullanmadığım yanıcıları bir kullanam. Ya benim elimde 5 tane daha şey var ama isabetli atmak lazım. Adamların arasından geçti ya. Eyvallah Cano. Ah be, 2 kill daha alsak 70 kill oluyordu. Sesi ben kapattım dostlar. Sesi ben kapattım ama merak etmeyin, arada ses gidebilir, 2 dakikada gelir o. Paralı muhafızı alayım. Full atlı almaya devam ediyorum. Bunların ellerinde bayağı bir Bizanslı muhafız falan var. Kervan muhafızı falan alayım, bunları kasarım ya. Orada illaki benim aldığım adamlardan daha gelişmiş askerler vardır ama şu an bence konumuz bu değil. Konumuz şu: ordu zarar görmedi. Ordu zarar görmeden bam 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 ilerlemeye devam. Yemek yetiyor, loot yetiyor. Her şey şu an oldukça iyi durumda. Hatta şöyle bir şey yapabilirim. Pekala. Hiçbir şey istemeden devam edeceğim buradan. Daire şehri alındı. Askerler kasılmaya devam ediliyor. Bununla beraber şuradaki fight'ta bizimkiler kazanıyor değil mi? Yani o Haçlıların kazanmasına imkan ihtimal yok. Bizim devriyelerle beraber adamların orada turşusu çıktı. Akre'yi bizimkiler alır. Bak kaç tane adam getirdiler oluyor. İlla ki alacaklardır. Biz de son kalan kale Gazze Kalesi'ni devirelim. Ki Gazze Kalesi'nin içerisinde şu an olduğundan çok daha fazla adam var ve 280'lik bir adam da kaçıyor. Ya bu iki saldırıyı yapar yapmaz muhtemelen adamları tarihe karıştıracağız. Sevgili Berat, 31. ayın daha 31. ayın kutlu olsun Berat, hoş geldin. Bir de kamera biraz kapalı dostlar. Sonra geri açacağım, hemen geliyorum. Mod listesini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Geldim. Şimdi buradan Gazze'ye doğru gidiyorum. Akre şehrinde yeterince kalabalık bir düşman grubu var ama orada bizimkiler de var. Bence orayı hallederler. Şu son iki yer kaldı sadece. Bakalım bu son iki yer dışında Haçlı Devleti'nin herhangi bir toprağı var mı? Hayır abi, herhangi bir toprağı yok. Yan taraftakiler şey, köyler, sadece Akre şehri ve Gazze Kalesi kaldı geriye. Selamlar efendim, teşekkür ederim iyi yayınlar dileğiniz için. Ya mühendis alıp tünel kazmaya uğraşmak istemedim. Bam 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 vurmak daha çok hoşuma gidiyor. Yani daha rahat edebiliyorum, o yüzden
Bir de mühendis arama fırsatım olmadı. Şimdi yalan olmasın yani. Yimirya'yı bulduğuma şükrediyorum. Turgut Alp, Bamsı Alp ve Doğan Bey var ama bunlar normal savaşçı. Hatta bu adamların ben şeylerine bile bakmamışım. Karakter dağılımlarına bile bakmamışım. Baksana. Yon bulma 8 verdim haritada hızlı koşabileyim diye. Talimci 8'im var. Belki bir silah ustası verilebilir. Demir vücut güçlü darbe verilebilir ki 50 güç var. Bu oyundaki 50 gücün sebebi şu dostlar. Herhangi bir şekilde hile kullanmıyoruz. Güç şuradan geliyor. Bir savaşta 70 düşman askeri öldürürseniz oyun size artı bir güç puanı veriyor. Ve biz o kadar çok savaştık ki elimizde gerçekten olabildiğinden çok daha fazla güç puanı oldu. Çeviklik falan da kazanabiliyorsun mesela. Çeşitli etkinlikler geliyor. Bu etkinlikleri gerçekleştirirsen çeviklik de kazanabiliyorsun. Baya farklı bir mod bu. Diğerlerine nazaran baya baya farklı bir mod. 442-567 ne oluyor oğlum orada? Yani orada ne oluyor lan? Abi harbiden 567 tane Haçlı Şövalyesi mi var orada? Ha tamam. Şunların yanına eklenmiş. Ben buna çarparsam diğerleri eşek gibi gelmeyecek mi? Gelecek. Hristiyan oynarsan kardeşlerim beni takip edip takip edin diyebiliyorsun bu arada. Ya çok aktif bir mod olduğunu söylemek yanlış olmaz bence ya. Gerçekten bu mod epey aktif bir mod. Ya yapabildiklerinin yapabileceklerinin daha fazla olduğu bir mod. Ama şöyle kendimizi şu savaşın içerisine bir sokalım. Biraz zor olacak ama okey halledilir yani. Evet o kargı vuruşunu yemek hiçbir zaman hoşuma gitmez. Daha savaşın ilk başında dakika bir gol bir elenmek istemiyorum. Naftları en son kullanacağım. Henüz naft kullanmak için erken. Bu elimdeki silah çok hoşuma gitti ya. Orijinal varbantta yoktur ama hakikaten çok hoşuma gitti. Bu arada eğer bir mühendis arayacaksak Hanlarda Artümenleri arayabiliriz. Muhtemelen Haçlı Savaşı'ndan sonra geriye tek cephe olarak Bulgaristan cephesi kalıyor. Bulgaristan cephesine ilerlemek yerine böyle biraz daha yoldaş aramaya gidebiliriz. Bu da seçeneklerden biri. Bak 1-1-1-1-1-1 tık tık. Cihat ve Haçlılar modu efendim. YouTube kanalımızda dilerseniz modun linki var videoların açıklama kısmında. Steam atölyesinden indirebilirsiniz. Lakin Steam atölyesindeki versiyon 2.0. Şu an bizim oynadığımız versiyonsa versiyon 6.2 mi? 6.0 mı ne? Öyle bir şey. Dolayısıyla Steam'den indirdiğimiz şu an benim oynadığım sürüme benzemeyebilir. Bazı eksiklikler olabilir. Farklılıklar olabilir. Bilginiz olsun. Tam şu bölgeye ay naftı daha önce hiç bu kadar verimli kullanmadım galiba. Gerçekten de naftı hiç bu kadar verimli kullanmadım galiba. Acayip iyiydi. Meydan savaşları hala bu oyunda yoruyor ya. Native'de de Kergit'le savaştığın zaman aynı durumu hissediyorsun. Meydan savaşları hala şu oyunda can sıkabiliyor. Biraz
Biraz hocam. Bu arada benim yakın zamanda bir turbo internetim bitebilir. Bitmiş hatta. Herhangi bir drop problemi bir şey var mı acaba? Tamam kuzum yavrum, şurayı da azıcık kapatsana sana zahmet ya. Yo, esmesinden dolayı değil, dışarıdan çok gürültü geliyor yavrum. Sürekli arabalar geçiyor, şey yapıyor ya. Sağ ol yavrum benim. Teşekkür ederim aşkım. Lan düşmanın 344 adamını ne ara şey yaptık biz, 444 adamını. Ben daha naftların tamamını kullanamadım bile. Abo. Sevindim efendim. Herhangi bir lag problemi yoksa, herhangi bir sorunu yoksa sevindim. Üç asker. Yani üç askere adamları hareket ettirmem. Kardeş gidebilirsin. Bu adamlar ne kadar çok paralı süvari falan esir almışlar ya. Yani kervan muhafızlarının falan bunlara nazaran daha tırt ünite olduğunu düşünürsek bence buradan paralı süvari almakta hiçbir sakınca yok. Ve ben sadece atlı askerler almayı tercih ediyorum ki aslında bizim okçumuz falan da var. Ben aslında full paralı asker almıyormuşum baktığın zaman. Bizanslı naft atıcı. Asil muhafız. Katafrakt. Suikastçı. Suikastçının özelliği ne bilmiyorum bu arada. Masyaf okçusu. Bunlar bayağı bir dert oluyordur milletin kafasına. Çok fazla asker var aslında ama bu askerleri alabileceğim kapasite yok ne yazık ki. Kapasitem sınırlı, 367 asker. 367 asker bu arada bu oyuna nazaran baya iyi. Hani Bannerlord'da falan normal de bu oyunda baya iyi abi. 200'e yakında esir alabiliyorum. Çok iyi. Şöyle yapalım. Mesela yemekle alakalı ıdıbıkları böyle ayarlayalım. Şunları bir alalım. Çünkü burada baya sağlam eşya düşmüş gibi duruyor. Bu sağlam eşyaları satarız. Nerede satarız? Kudüs şehrinde satarız. Bak burada 33 tane haçlı askeri daha var. Bunlar nasıl bu kadar paralı süvari esir alabildiler acaba ya? Çok garip geliyor gerçekten bana. O kadar kuvvetli, kudretli ünitelerde değiller aslında. Paraya ihtiyacım yok. Kudüs'te sandık var mıydı? Sandık varsa da sandığı aramıyorum. Aa, Rolf burada. Rolf, Bahistur. Sevdiğim agalar. Yani bir köle tüccarı arada gözlerim ama köle tüccarı yok galiba. Ve hancım neden kel bilmiyorum. Okey. Şimdi pazar yerine girelim. Bence bir şey söyleyeyim mi? 2300 altın. Oo, 1600 de burada var. Bu miktar altın çok çok iyi. Var mı silah tüccarında bir şey? Bende dengeli savaran blade var. Bayağı iyi. Zırh tüccarında bir şey var mı? Bizimki kadar zırhlı olması mümkün değil. Benim bütün zırhlarım görkemli. Ayrıca sultan tacı ve yıpranmış Bizans İmparatorluğu tacı sayesinde normalinden çok daha fazla asker tutabiliyorum elimde. Bu da müthiş bir avantaj. O canım benim, teşekkür ederim yavrum. Bu cihat ve haçlılar modu efendim. Cihat ve haçlılar. Oha, 500 asker taşıyan kim? Herhalde Kudüs'ün sahibi falan abi. O 500 asker neymiş öyle ya? Gazze'yi ben tek başıma ele geçirebilirim. Ama bir köle tüccarı olsa iyi olur. Boşuna çaba sarf etmemiş olurum. Birazcık böyle bir etraftaki şehirlere gideceğim. Örneğin Şam şehrine doğru bir ilerlemek istiyorum. Şam şehrinde elimdeki esirleri satabilir miyim, satamaz mıyım, bir ona bakayım. Ayrıca şöyle bir biraz kamerayı kapatalım. Çok altta battım bugün. Bayağı bir alt tabıma
tahammül etti oyun. Teşekkür ederim. Bak bazen böyle oluyor. Hiç çökesi gelmiyor herhalde. Bazen çökesi gelmiyor. Bazen de en ufak şeyde pıt. Bütün şalter atıyor. Kikin penceresini kapatmadım, hayır. Şeberek hoş geldin. Bütün chatleri görebiliyorum. Ki zaten şu an sadece Kik Twitch. Ortak yayın. Ne yazık ki YouTube'dan yayın açamadım çünkü YouTube yayınını düzenleme seçeneğine tıklayamıyorum. Dolayısıyla sadece üyeler görebiliyordu yayını. Herkese açık yayın yapamayınca şey yapmak istemedim. Aha, köre tüccarı. Ha, 20k para iyidir abi. Zindanlarda artimenlerden falan bir iz de göremedim bu arada. Bazı o 111 altın eden kılıç mı var lan, 111k? Ney bunun alameti farikası ki? Mesela neden 111k o zırh? Acayip. Kafayı yersin. Yürü bakalım bir Akre'ye doğru. Bizimkiler girmiş galiba. Bir yandan onlara yardım ederiz. Şöyle bir hızlıca ilerleyelim. Bir yandan... Aslında bizimkiler burayı halleder. Şöyle yapayım. Ben Gazze'yi halledeyim. Gazze'yi alıp... fethettikten sonra... kalan orduyla Akre'ye gideyim. Bu sayede Bizans İmparatorluğu'nu tek bölümde bitirmiş oluruz. Tertemiz. Hoş geldin Orkçuk Kral, merhabalar. Oo, merhaba. Burada benim başım bir belaya girecek mi? Garanti girecek var ya. Başvurmaya istatistiklerim yetmiyor sevgili Nojon. Program için artı 120 izlenme istiyorlar. Benim ne yazık ki Kick'te artı 120 izlenmem yok. Ortalama izleyici. Bir ara ortalama çok yüksekti. Lakin sonraları düştüğü için benim ortalamam 85 civarında. 75-80 civarında. Dolayısıyla... o ortalamayla diyor. Olmaz kardeşim diyor. Olmaz. Partner de değilim galiba. Bilmiyorum. Birader bir saniye, ağzıma sıçtınız burada. Ağzıma sıçtınız burada. Sevgili hocam çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz için, güzel önerileriniz için çok çok sağ olun ama ben insanları gidip kendi keyfime göre rahatsız edemem. Öyle bir özgürlüğüm olduğunu düşünmüyorum. Sağ olsun Ahmet abi, zaten Kiki ilk açtığım zaman bana bayağı destek oldu. İnsanlar keşfetti, şey yaptı, yani arada videolarında yer veriyor. Ki Ahmet abiyi seviyorum gerçekten. Bu sevgiyi çıkar ilişkisine dönüştürmek istemiyorum. Yani tek taraflı bir çıkar ilişkisi, sadece bana fayda sağlar. Ve ben sırf fayda sağlamak için sevdiğim insanların şey yapmam, iyi niyetini suistimal etmem. Karakterime ters. Olsun, sıkıntı yok abi. Hani iştirakta da kalsak bana problem yok.
Ki dayım sağ olsun Swaggy Bark, onunla beraber oyun oynadık. Birlikte ortak Mountain Blade yayını yaptık. Sevgili Jaws Bey sağ olsun yayını hostladı. Swaggy Bark dayım hakeza aynı şekilde yayını hostladı. Selamları yetiyor güzel insanların. Ben daha ne isteyeyim yani, anladın mı? Alabileceğiz gibi buraya. Bir yerde değil. Adamların okçuları şeyleri var. Gene aynı noktaya çıkmış vaziyetteler değil mi? Aynen öyle abi. Gene aynı noktaya çıkmış vaziyetteler. Hiçbir fikrim yok Leotin. Bakalım. Kesinlikle katılıyorum. 70 kill gelir mi peki benden? Pazarı temizleyip bence şu adamların yoğun olduğu yere doğru çıkmam lazım. Ama bunlar niye kalenin öteki ucuna dağılıyorlar? Onu da merak ediyorum. Sevgili Kaiser, Primal avantajı ile ikinci ayında. Kaiser, ikinci ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olasın. Vurdum mu bayıltıyorum elemanları da. Ağır zırhtan dolayı yürüyemiyor galiba bizimki. Ya en azından kill alamasa bile şurada adamların dengeyi bozsun. Oh. Her yanda düşman var, her yanda. Bu arada Savaran Blade'in düz vuruşu kalkan kırıyor dostlar. Şöyle yukarıdan vurduğun zaman adam sana kalkanla da baksa o kalkanı kırıyor. Evet, 70 kill aldım. Adamların niye dağınıklar burada? Yani mesela ana nokta burası. Nerede bu adamlar? Askerim yok, tek başına mı alıyorum şehri? Yo. Bayağı da askerim var. Farklı noktaya dağılıyor bunlar ya. Kullanamazsınız efendim, hayır. Mountain Blade Warband'da mod kurulumu şu şekilde. İndirdiğiniz modu Modules klasörüne attıktan sonra çalışıyor ya. Dolayısıyla üstüne ekleme yapamıyorsunuz. Yani iki modu aynı anda aktif etmeniz mümkün değil diye biliyorum. Belki yanlış biliyorumdur. Arkadaşlar beni uyarır. Bannerlord'daki gibi olmadığı için seçenek. Warband'da tek modu abi. Ben inanıyorum ya, bir ara askerlerim de buraya gelecek. Sanırım gebereceğim. Opsiyonel. Tamam, biraz daha köşeli.
Nihayet gelebildiniz. Sonunda çok şükür gelebildiniz. Cihat ve Haçlılar modu efendim. Steam son sürümde çalışıyor tabii ki ama Steam'deki hali Steam'de oynadığımız hali bu hali değil. Steam'deki versiyon bir tık eski. Şu adamların arasında durayım da ok mok yiyip ölmeyeyim. Arada bir oyuna inme iniyor, korkutuyor beni. Ki burada inme inmesinde nerede insin? Beyefendi oyunum takılıyor. Oyunum takılıyor. Ben hayatımda ilk defa oyunun kara atladığını gördüm ya. Oyunum kara atlıyor birader. Abi 176 kill diyor. Bence ben görevimi layıkıyla yerine getirdim de. Ölmemin zamanı gelmişti diye düşünüyorum ya. Hop 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 hop. Tamam, bizimkiler fight'ı alır buradan ya. Yayın drop mu atıyor? Yani arkadaş turbo almadın mı diye sormuş da. 1-2 dakika önce bitmiş turbo. Ama YouTube'da yayın vermiyorum. İki yerden yayın veriyorum da. Az önce oyun da kasıyordu. Öyle düşünün bu arada. Az önce oyunda bayağı bir kasıyordu yani. Öyle bir sıkıntımız vardı. Buradan hızlıca koşup Akre şehrine yetişmeye çalışacağım. Bu arada herkesi serbest bırakıyorum abi. Herkesi. Paralı süvari alalım biraz. Paralı Rum askeri alırım. Bizans yayası, Kıpçaklardan falan adam alırım şöyle. Zırhlı, saldırabilen, çalışabilen bütün askerleri alırım. Bu arada gördüğünüz error yazısını bu yakın tarihte nalları dikeceğimiz anlamına geliyor. O yüzden hemen savaşı bitirir bitirmez bir save alıp
Buradan hızlıca Akre şehrine doğru yönelmem lazım. Akre şehri düşer düşmez de sevgili dostlar, Haçlı Devleti'nin nihai varlığına son vermiş olacağız. Oh 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 oh. Error yazılarına bak. Error yazılarına bak yani. Geçilmiyor. Loot yani fena değil aslında ama o kadar paraya ihtiyacım yok. Hiçbir şey istemiyorum. Yerleşimi yağmalayabilirim mesela. Neyse yağma atmayalım şimdilik. Oo! Bombastik. Ne oldu abi? Mordor'un kara kapıları açıldı ve bütün insanlık kara kapılara şey oldu. Şimdi Haçlı Devleti'ni bitireceğim. Ama bitirmeden önce mecbur aç kapa yapıyoruz ki aç kapa yapmaya gerek kalmadı. Şu an zaten beni oyundan attı. Efendim. An itibariyle oyundan atıldık. Evet, bir yandan tekrardan oyuna giriş yapsın. Ben de hemen bir lavaboya gidip geliyorum o ara. Bakayım bir drop problemi bir şey var mı? Yok şu an iki platform idare ediyor ya gördüğüm kadarıyla. Biraz yükleme ekranı uzun sürüyor oyunun biliyor musun? Bam 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 bam. Burak Bey hoş geldin. Teşekkür ederim. LoL'de Tarık videoları be. Eyvallah çok teşekkür ederim. Talifa abonemiz olarak aramıza katılıyor. Talifa hoş geldin. Arkadaşlar ekran gelmiştir umarım. Şu an oyun yükleme ekranında. Birazdan size de ekran gelir. Ben hemen lavaboya gidip geliyorum.
Abim hoş geldin. Alp abim. Umarım siyah ekran sorunuyla karşılaşmam. Süper. Karşılaşmadık. Haydi bakalım buradan Akre şehrine Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirmeye. Kardeş ben de geliyorum sonraki saldırıya. Haydi. Vallahi çok şükür Alp abim ya. Nasıl olayım? Aleyküm selam Anadolu hoş geldin. Seni gördüm daha iyi oldum abim. Altap yerine Altenter mi? İşliyor mu lan? Harbili misin? Okey abi bir ara denerim. Ben enayisi sıfır can girmişim. Biraz oyalanıp bandajı skillinin dönmesini beklemem lazım. Anadolu aleykümselam hoş geldin. Birader oraya nasıl çıkılacak mesela? Ta surların oradan çıkılıp dönülecek galiba. Bizimkileri burada bir üzerler abi. Bizimkileri burada bir üzerler ben sana diyeyim. Biraz yetenek süresinin falan dönmesini bekleyeceğiz. Efendim Eren Bektaş 15. ayında 15. ayın kutlu olsun teşekkür ederim. Hoş geldin. Birader fazla dikkat çekmek istemiyorum ama blok kırıyor bak farkındaysan. Çok iyi silah. Sevgili Savaran efendim Eren Bektaş. Billu Limon'a abonelik hediye ediyor. Teşekkür ederim. Abonelik hediyen için sağ olasın. Şuradakiler beni tarıyor galiba. Abi merhaba. Hattın bir kısmını temizledim en azından. Buna da şükür. Burada gelene uyuyorlar abi. Burada gelene uyuyorlar. Ben onu anladım. Şimdi şuraları bir ortadan kaldıram. Surların tepesindekilere ulaşma zamanı. Eren Kabataş ha. Kesene bereket dostum. Teşekkür ederim. Anonimden Mr. Gaurav'a abonelik hediyesi var. Teşekkür ediyorum. Abonelik hediyeniz için çok sağ olun. Çok teşekkürler. Aa, çok iyi pozisyondayım bu arada. Bombalar yağdırmanın zamanı gelmedi mi buradan tepelerine? Abi zamanı geldi de geçiyor bile abi. Zamanı geldi de geçiyor bile. Dur dur dur. 4 tane daha var bombam. Hatta buradan size tezahürat zamanı. Bitirem. Anav! Aşağı ineceğim. Tam biraz hızlı indim savaş meydanına. Bence güzel oldu. Genelde bu bombaları erken kullandığım zaman hep pişman olurum ama
Bakalım şartlar neyi getirecek. Wow. HyperX Quad kest efendim. Seneler önce aldığım ve bayağı memnun olduğum bir mikrofon. Burası adamların muhtemelen son savunma hattı. Adamlar bu hatta kadar ilerleyemedi mi ya? Haçlı Devleti'nin son savaşı dostlar. Ha gayret. Oğlum çok meymenetsizim lan. Ciriti sanki bana tepeye attı gibi geldi de. Dedim tepede de mi adam var? Aleykümselam Emin Biçer. Sağ olasın, hoş geldin. Adam kaldı mı daha? Ne yapıyor bizimkiler? Deli deli dolanıyor. İleride bir yerde köşede. Gelemedi o eleman. Şimdi dostlar önümüzde birkaç tane tehlike var, tamam mı? Bu tehlike şunları içeriyor. Bu tehlike seçenekleri. Haçlı Devleti'nde o kadar fazla adam vardı ki bu adamlar kıymetli dostlar diğer krallıklara katıldıkları vakit bize sorun çıkartabilirler. Bir diğer krallıklara katılma durumları benim gözümü korkutuyor ki özellikle mesela bu yıkılan krallıktan diğerine geçip o krallığın daha da güçlenme durumuna şeyi örnek verebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle loot'a çok bir şey bırakmıyorum çünkü ihtiyacım yok. Kıbrıs krallığını size Kıbrıs krallığının elinde bulunan lord miktarını göstereyim. Gerçekten şey böyle sayfalar dolusu lordu var adamların. Bir de burası yıkıldığı zaman işin rengi iyice değişecek diye endişeleniyorum yani. Her seferinde daha da güçlenecekler, daha da güçlenecekler ve bir süre sonra bizim ayakta kalmamız biraz daha zor olacak. Akre şehri de ele geçirildi. Bakın bahsettiğim olay şu, mesela Kıbrıs Krallığı'nın elinde bulunan toprak miktarı 2-3 tane. Ama lordlarına bakın efendim 1-2-3-4-5, 5 sıra lordu var adamın. Ama öte yandan bir de Selçuklu Devleti'ne bakalım. Selçuklu Devleti'nin bu kadar toprağına karşılık ancak 5 sayfa adamı falan var böyle. Hani her yerden yıkılan krallıklardan birbirlerine katılıp daha da güçlendiriyorlar. Bulgaristan krallığının hakeza aynı şekilde. Abbasi'nin, Bizans'ın, Bizans'ta da bayağı adam varmış ama en yoğun Kıbrıs krallığındalar. Ve fazla fazla asker basıyorlar. Biz bu seride Trabzon Rum İmparatorluğunu yok ettik. Kıpçak Hanlığını yok ettik. Kıpçak Hanlığının yanı sıra Haşhaşileri yok ettik.
Gürcistan Krallığı'nı yok ettik. Şimdi birazdan da Haçlı Devleti'nin yok olma bildirisi gelecek. Sonrasında zaten şu an Selçuklu'nun savaştığı tek cephe Bulgaristan cephesi kalacak. Bulgaristan cephesiyle ilgileneceğiz. Şöyle yapalım. Hemen ordunun rotasyonunu Bulgaristan cephesine doğru ilerletelim. Bütün topraklar fethedildi. Konya şehrine gidip bir istirahat buyuralım hatta. Efendim selamlar, hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum, merhabalar. Mesela Kıbrıs'la savaştığımız durumda. Ha, okey, şehirlerinde o kadar adam yok ama. Kendileri bayağı bir kalabalık ya. Şuna baksana, hepsinin en az 300 askeri var. Aa bak, Haçlı'dan çıkan biri Selçuklu Devleti'ne geldi. E nihayet. Şimdi Selanik'i ellerinden geri alabilirim bunların. Ya da direkt meydan savaşına dahil olabilirim Bulgaristan devletini zayıflatabilmek adına. Aleyküm selam, hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selam. Telefonumu şarja taktım. Bana bir bakalım. Yani mühendislik yeteneği için Artimenleri arayıp belki Tünel falan kazdırabiliriz de. Aa, kitap tüccarı. Kitap tüccarında çok önemli şeyler olabiliyor. Bak mesela ben şu an hangisini okuyorum bilmiyorum ama Kundaklı'ya iki çeviklik verecekmiş, ondan dolayı olur. Acil yara bakımı tedavisi var. Burada ne var abi? Silah ustasını artı 2. Ve 100 bin dinar parası var, bir şey diyeyim mi? Ben onları alırım bu arada. Yani mücevher falan o kadar önemli değil de kitap önemli. Silah ustası artı 2'yi alır okurum. Liderlik artı 2'yi okurum. Nesnelerin değeri üzerine bir tez. Liderlik artı 2 ile bayağı adam gelir hatta. İlk nesnelerin üzerine tezi okuyalım, liderlik artı 2'yi. Yani mühendislik artı 2'ye gerek yok. Envanter yönetimi artı 2 okurum. Envanterdeyken talimciye artı bir vermesi çok iyi bu arada. Kundaklıya'ya gerek yok aslında ya. Şu benim aldığım Kundaklıya'yı bıraksak mı? Ben almadım, zaten vardı da. Mantık üzerine denemeler. Envanterindeyken silah becerisi. Silahlar kitapçığım varmış ya. Silah talimi, iyi bir okçu olmak. Okey. Bizim kitaplar burada. Önce liderlik artı 2. Sonra silah ustası artı 2. Sonra yara bakımı ve zeka. Sonra envanter yönetimi. Ve bu silah kitapçığı da şey, işin bonusu. Ne kadar vereceğim ben buna toplam? 29 bin. Yok mu böyle benim başka alacağım bir şey? Ya ikna yeteneği 2... Ya sırf boş durmasın diye falan alırsın yani, başka hiçbir şeyden değil. Hatta şöyle yapalım. Ben bunları bir alayım. Vallahi envanter kütüphaneye döndü. Bunları bir sandığıma koyacağım. Sadece artı 2 liderlik vereni yanımda bırakacağım okumak için. Bittikçe gelir alırım. Acelem yok zaten ya. Sakince ol. Bak envanter zaten mücevher dolu.
Birader liderlik kalsın. Taçlar kalacak zaten. Acil yara bakımıyla envanter yönetimini şey yapalım. Ya da envanter yönetimi dursun da. Şu silah ustasını falan bir kenara bırakalım. E kılıcı bırakalım mesela. Teker kılıç da kullanmıyorum ben. O zaman kılıcı bıraktığımız senaryoda şöyle yapmamız gerekebilir. Sadece liderlik kalsın. Şu envanter yönetimiyle alakalı kitabı da bırak. Ama silah kitapçığı da gerekiyor. Silah kitapçığı şöyle dursun. Bunu da okuduktan sonra satarız zaten ya. Okuduktan sonra satacağımız için burada minik bir slot yer kaplayabilir. Şurada elimizdeki suları ve yemekleri bir üst üste koyup hizalayalım. Tamam. Orası kötü gün dostu birkaç mücevher var orada. Orada pek bir şeyim yok aslında. Şimdi şöyle yapmak istiyorum. Bir işe giriş. Okunacak kitap seç. Nesneler üzerine tez. Bununla beraber bütün askerleri Konya'ya yığıp öyle bir okuma yapabilirim. Ya da şu an kitap okumayı umursamayıp Bizans İmparatorluğu'nun üstüne hebele gübele hebele gübele koşturabilirim ki Bizans diyorum pardon. Bulgaristan İmparatorluğu'nun üstüne ki istediğim şey bu. Hiç yandaki yaverlere bakmadım ama yani Yemir'e hariç benim için bir önemleri yok. Kendileri savaşsınlar. Sırf arkadaşları kırmamak için almıştım onları. Kendileri savaşsın. Ben Bulgaristan İmparatorluğu bölgesine bela olmaya gidiyorum efendim. Sakin sakin. Selanik'i ellerinden geri almayı deneyebilirim. Hatta Selanik'i ellerinden geri alırsam adamlara bayağı bir problem olur. Evet, Taçlı Devleti de an itibariyle yok edildiğini ilan etti. Ve haritadan elenmiş oldu. Selçuklu Devleti olarak bayağı bayağı güzel ilerledik. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu save istese World Conquest'e gider. Yani World Conquest'e gitmemesi için hiçbir sebep yok. Bir Harzam Şahlar tarafıyla çok şey yapmadık, yüz göz olmadık. Bir de Moğol Kağanlığı'yla oralar harici cephelerde durumumuz iyi. Yani burada sadece ezmemiz gereken Batı cephesinde Bulgaristan ve Bizans İmparatorluğu var. Eyyubilerle Abbasiler var bir yandan ama oha Eyyubiler iyiymiş aslında toprak olarak. Eyyubilerle Abbasiler var ama onlarla bir sorunumuz yok. Ya dediğim gibi bu seri istese World Conquest'e gider ya. Altın madeninden para ve altın da geldi. Tarnova'ya doğru mu ilerlesek? 4 adamın 0 kişi nereye gidiyor? Artık onlar birilerine katılmayı bekleyecekler ya. Hoş geldiniz efendim, merhabalar. Saltanatı Selçuklusu. Cihat ve Haçlılar modu efendim. Fire Predatory, çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Kardeş, biz Haçlılarla çarpışırken burayı almıştınız elimizden. Şimdi gel bakalım. Ödeşme zamanı. 139 mu? Ben burayı havada karada alırım bu arada ya. Ben burayı çok rahat bir şekilde alırım. Haydi bakalım ya Allah. 5 saat içerisinde duvara saldıracağım. Üzerime adam gelirse de hallederim zaten. Abi seri çok güzel ilerliyor ya. Bam bam bam. V6 son sürüm, evet. Son sürümün ilerleyen bölümlerinden biri YouTube kanalımızda, dilersen bütün bölümlere ulaşabilirsin. Bilgin olsun sevgili Can Polat. Orası kesinlikle bombelik bu arada. Peki bizim bir fantazimiz vardı. Bizim bir fikrimiz vardı. Bu fikri acaba uygulamaya koysak mı? Neydi efendim bizim fikrimiz? Buradan değil, biraz daha yakına girmem lazım. Çok kalabalıksınız, çok iyisiniz orada. Şöyle umarım isabet ettirebilirim.
Biraz daha yukarılı. Biraz ortalı. Vay arkadaş yani. Bu kadar beceriksiz olunur anca. Orada adamlar böyle bir şey toplanmış vaziyetteydi. Vuramadım. Fırlatma yeteneğim o kadar iyi değil galiba. Fikirlere bomba işlemez. Hoppa. Koştur koştur koştur. Adamlar double fur mu çekmişler buraya? Oyun bu arada çökmeye, donmaya, kasmaya ve takılmaya çok müsait. Bu yüzden her an Mortingen olabiliriz. Sen ne yapıyorsun o arada? Ana! Gökyüzünden adam düşüyor. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel, o arada kalma gel. Aynı zıplamayı tekrar yap. Mekan için teşekkürler. 212'ye kadar esir tutabiliyorum. Bu harika bir şey. Tırpan. Yok abi ben dengeli Savaran Breed'imden memnunum. Senani'yi ben alayım, teşekkürler. Var mı buranın hanında bir şey? Efendim modun ismi Cihat ve Haçlılar. Arzu ederseniz YouTube videolarımın tamamının açıklama kısmında indirme linki var. Direkt mod.db linkinin kendisi, tıklayıp tek tıkla indirebiliyorsunuz. Dil binicileri falan var böyle, bayağı fantastik bir mod. Dil binicileri, skiller, değişik hareketler. Grand Witcher hoş geldin. Efendim hemen bir save'imizi alalım. Kameramı bir açayım. Beraberinde YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkür ederek videoyu burada sonlandıralım. Ve gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edelim efendim. Bu bölümde Haçlı Devleti'ni tarihin tozlu raflarına kaldırmış olduk. Esenlikler diliyorum. Bye bye.